Selçuklu Sultanı Alaaddin, Kayı boyuna Söğüt'te yer gösterince yöre Rumları Türkleri bölgeden sökme hesabı yapar. Eskişehir Tekfuru ile güç birleştirip baskına giderken Osman Gazi ile karşılaşırlar. Ortalık ansızın karışır, silaha sarılırlar. Köse Mihal öyle basit bir savaşçı değildir. Güçlüdür, süratlidir, bileğine güvenir. Kılıcını henüz havaya kaldırmıştır ki bir akıncı yıldırım gibi atılıp beline dolanıverir. Attan birlikte düşer, yerlerde yuvarlanırlar. Köse Mihal bu cengaverden öyle bir tokat yer ki yıldızları sayar adeta. Kendine geldiğinde ölen ölmüş, kalan kalmış, kavga çoktan bitmiştir. Köse Mihal zincirlere vurulup deliğe tıkılmayı göze almıştır ama insanca muamele görünce çok şaşırır. Osman Bey onu yedirir, içirir, misafir gibi ağırlar. Söğüt'te dilediği gibi dolaşır. Beldenin Rumlarıyla oturup kalkar. Türkleri bir de onlardan dinleyince kafasındaki birçok soru cevap bulur. Artık Osmanlı'ya başka bir gözle bakar. Hele fukaraya din, dil, ırk farkı gözetmeksizin aş dağıtan imarethanelerden çok etkilenir. Türk'e kılıç çektiği için pişman olur. Oturup nefis muhasebesi yapmaya başlar. Böylece bir hafta geçer. Ancak belirsizlik canını sıkar. Asacaklarsa assınlar deyip Osman Gazi'nin huzuruna çıkar. Direkt mevzuya girer ve kendisine ne yapılacağını sorar. Osman Gazi sakalını sıvazlayarak gülümser. Allahu Teala da affedeni sever. Hele güç elindeyken affedeni daha çok sever. Ne yani, şimdi çıkıp gidebilir miyim? Sen bilirsin. Osman Gazi ona yağız bir at hazırlatır. Yanına kartal bakışlı, kaplan pençeli 10 süvari katar, kalesine yollar. Köse Mihal, Harman Kaya'ya vardığı günlerde Hisar kapısından sesler duyar. Neler oluyor diye surlara çıkar, Müslüman bir çoban elindeki kuzuyu göstererek ''Bu hayvancık bizimkilere karışmış, alın şunu anasının yanına katın'' der. Köse Mihal bir hoş olur. Bir kuzu için gece vakti kale kapısına yanaşıp ölümü göze almak. Bu Müslümanlar ya çok mükemmel insanlar ya da anlatılamayacak kadar saflar. Doluya koyar aldıramaz, boşa koyar dolduramaz. İçine bir kıvılcım düşer. Hak ile batıl arasında gidip gelirken takvimler 1299 yılının Nisan ayının son günlerini gösterir. Bizans'ın merkezi otoritesinin iyice sıfıra indiği o yıllarda tekfurlar arasındaki rekabet ve pazarlık şeklinde ortaya çıkan idare tarzı sivil halkı iyice canından bezdirmişti. Neredeyse Türk atlarının nal seslerini duymak için gün sayan sözde Bizans ahalisi içine düştüğü tekfur zulmünden kendilerini çekip çıkaracak kurtarıcıyı bekliyorlardı. Bu zalim ve vicdansız tekfur klişesinin dışına çıkan bir tek istisna vardı ki Harmankaya Kalesi'nde yaşayanlar. Sırf bu yüzden kendilerini şanslı ve bahtı açık addediyorlardı. Türk komşularının ve arkadaşlarının Köse Mihal dedikleri Mihail Koses, adeta tesadüfen Bizanslı ve tesadüfen Hristiyan gibi duruyordu. Kayı aşiretinin Söğüt ve civarında günden güne güçlenmesi karşısında birbirleriyle devamlı kavga eden Rum tekfurları Türklere karşı artık ittifak yapma yollarını aramaya başladılar. İlk olarak Bilecik tekfuru, Yarhisar tekfurunun kızı Holofira ile evlenerek akraba olacak ve bu suretle sağlam bir ittifak yapacaklardı. Bilecik tekfuru bu düğüne Osman Bey ve alplerini de davet etmek istiyordu. Eğer gelirlerse düğünün en hareketli bir anında üstlerine çullanıp esir alabilirlerdi. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacaklardı. O günlerde Harmankaya tekfuru olan Köse Mihal de Bilecik'te bulunuyordu. Osman Bey'in kendisini serbest bıraktığı günden itibaren aralarındaki dostluk güçlenerek artmış, Rum tekfurları arasında olan bitenleri Türklere haber veriyordu. Tekfurların bu hain planını da hemen Osman Bey'e haber verdi. Osman Bey de beyleriyle istişare ettikten sonra bir plan yaptı ve bu düğün davetini kabul ettiklerini Bilecik tekfuruna bir mektupla bildirdiler. Davetiniz kabul olunmuştur. Ancak ailelerimizi ve kıymetli eşyalarımızı koyacak bir yer bulmak icap eder. Düğün süresince ailelerimiz Bilecik Hisarı'nda istirahat eylerler ve eşyalarımız da muhafaza edilirse ziyadesiyle memnun oluruz. Ama havalar sıcaktır. Bu nedenle düğün kalede değil de gönül açıcı bir mesirede tertip edilmiş olsaydı daha iyi olurdu. Osman Bey'in mektubu ile hediyelerini alan Bilecik tekfuru sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Bu Türkler ne kadar akılsız diye söylendi. Osman Bey'in mektubuna hemen cevap verdi. Bütün isteklerini kabul ettiğini, düğünün de Bilecik'e 2 saat mesafedeki Çakırpınar'da yapılacağını bildirdi. Osman Bey dahiyane bir plan yaptı. En dilaver alpları kadın kılığına girerek kaya obasının aileleriymiş gibi eşyalarla birlikte kaleye gireceklerdi. Ayrıca hazine sandıklarına da birer bahadır gizlenecek, işareti alır almaz fırlayıp cenge girişeceklerdi. 1299 yılı Mayıs ayının ilk günleri. Çakırpınar'ı binlerce davetli doldurmuştu. Büyük meydanlarda kurulmuştu.
kurulan çadırlar ve büyük sofralar çok gösterişliydi. Güzel Holofira, gelin çadırından gayet süslü elbiseler içinde düğünü seyrediyordu. Ancak oldukça mutsuzdu. Öyle ya, dedesi yaşındaki biriyle evlendiriliyordu. Öğleye doğru yemek başladı. Fakat Osman Bey ve atları hala ortada yoktu. Bilecik Tekfuru, arkadaşı Mihal Bey'e, ''Osman Bey bize oyun etmesin?'' diye sordu. Mihal Bey vaziyeti idare ediyordu. ''Merak etmeyin, mutlaka gelecektir.'' Nihayet Osman Bey yanında birkaç atla çıka geldi. Bilecik Tekfuru o kadar memnun olmuştu ki işte plan işlemeye başlamıştı. Akşama doğru Osman Bey ve atları ani bir hücumla esir edilecek, böylece bu büyük tehlike ortadan kalkacaktı. Sabah erken saatlerde de süvariler kayı topraklarına saldıracak ve Türkleri bu topraklardan atacaklardı. Osman Bey'e sahte bir hürmet gösteriyorlardı. Bilecik Tekfuru şarabı fazla kaçırmıştı, mütemadiyen konuşuyordu. Aileleriniz Bilecik'in en güzel evlerine yerleştirildi. Rahat bir gece geçireceklerinden hiç endişeniz olmasın. Osman Bey de nezaketi elden bırakmıyordu. Aşiretimizin komşu beylere itimadı sonsuzdur. Yalnız ailelerimizi değil, bütün servetimizi de Bilecik Hisarı'na emanet ettik. Tam o sırada Türk bahadırlarından biri gelerek Osman Bey'e, ''Beyim, atların ikisi birden hastalandı, bir baksanız.'' Osman Bey ve atları ''Eyvah!'' diyerek yerlerinden fırladılar, hızla oradan uzaklaştılar. Hayvanlarının bulunduğu karşı yamaca doğru at koşturuyorlardı. Bütün davetliler şaşırdılar. Fakat biraz sonra geri geleceklerini tahmin ediyorlardı. Aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen gelen giden yoktu. Osman Bey'e gelen haber bir şifreydi. Bilecik Kalesi'ne kadın kıyafetinde giren Türk bahadırlar elbiseleri atarak kılıçlarını çektiler ve sarhoş vaziyetteki kale muhafızlarını kısa zamanda bertaraf ettiler. Hazine sandıkları içinden çıkan altlar da kale kapısını tuttular. Böylece düğün dolayısıyla boşalmış olan kaleyi rahatça teslim aldılar. Bu arada Osman Bey ve altları Bilecik'e yetişmişlerdi. Kalede planın kusursuz işlediğini gören Osman Bey yanındaki 50 kadar alpıyla derhal geriye Çakırpınar'a düğün alanına döndü. Tekfurlar durumu anlamaya başlamışlardı ki 50 Türk bahadırı binden fazla Rum askerine aniden saldırdı. Böyle bir şeyi akıllarından bile geçirmeyen Rumlar fazlaca içtikleri için yerlerinden kıpırdayacak durumda değildiler. Bir saat içinde yarıdan fazlası kılıçtan geçirildi. Kalanlar esir edildi. Esirler arasında Bilecik ve Yarhisar Tekfurları da vardı. Konural Yarhisar Tekfurunu sakalından yakalamış, ''Beyim, müsaade et şu keferinin kellesini koparayım.'' diyordu. Fakat Osman Bey, ''Biz buraya düğüne geldik beyim, henüz düğün bitmedi.'' dedi. Şaşkın bakışlar arasında olan biteni anlamaya çalışan Holofira bu işe çok sevinmişti. İstemediği bu evlilikten kurtulmuştu. Holofira'ya Nilüfer adı verildi ve Osman Bey'in oğlu Orhan Bey ile nikahlandı. Bilecik'in fethi Osmanlı Devleti'nin kuruluşu kabul edilir. Bu tarihten sonra bir müddet başkent olarak kullanıldı. Daha sonra İznik, sonra da Bursa fethedilince orası başkent oldu. Osman Bey'e hep kardeşim diyen Köse Mihal, Türk kardeşliğini fazlasıyla hak eden bir seri faaliyete imza atmıştı. Rum elinde rüzgarlarla yarışarak at koşturan namlı Akıncı aileleri arasında Mihailoğullarının apayrı bir yeri olacak ve bu Türklüğü ile iftihar eden kahramanlar sülalesi, büyük ataları Köse Mihal'in basiretini damarlarında taşıyarak zaferler silsilesine abone olacaklardır. Asya'nın kadim ahalisi Türkler, 1299'da Osman Bey'in adalet taşının üzerine oturttuğu devlet ile İslam coğrafyasının genellikle hakimi, dini müesseselerin hizmetkarı oldular. Kanlarını bu yolda, canlarını bu uğurda harcamaktan hiçbir zaman geri durmadılar. Gazneli Mahmutlar, Nurettin Zengiler, Kılıç Aslanlar, Fatihler, Kanuniler sadece birer Türk Hakanı olmakla kalmadılar. İlahi Kelimetullah sancağını en uzak diyarlara kadar taşıdılar. Zorda kalınca da tıpkı Alparslan'ın Malazgirt Ovası'nda söylediği gibi dua ettiler. ''Ya Rabbi, sana tevekkül ediyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda cihad ediyorum. Ya Rabbi, niyetim halistir. Bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret.'' Nilüfer Hatun'a gelince son derece dindar bir Müslüman olan bu hanım, İznik ve Bursa'da birçok cami ve hayır eserleri yaptırdı. Rumeli Fatihi olarak bilinen Süleyman Paşa'nın ve şehit padişah Murat Hüdavendigar'ın annesidir. Bizlere bu toprakları vatan eden ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Merhaba, videoyu buraya kadar izlediğinize göre ilginizi çekecek başka videolar olacaktır kanalımda. Ortadaki BNO logosunu tıklayıp abone olarak hem bana destek olmuş olur hem de videoları kaçırmamış olursunuz. Allah'a emanet olun, selametle.